aslında. O yüzden hani bütün partiler bu hale geldi. Yani çok normal bir şey yaşıyoruz aslında şu anda. Biz 20 yıldır toplumsal muhalefet, özellikle 2013'ten itibaren biriktirdiği bir şey vardı. Bir moral vardı, sürekli gelişen bir şey vardı. Ve şimdi olacak duygusu çok hakim olmaya başlamıştı. O şimdi olacak duygusu yenildi çok net biçimde. Çünkü bir yıl önce biz buralarda konuşurken değişim talebinin %60'lara ulaştığını ifade ediyorduk ki bu gerçekti de. Yani toplumun değişim talebi. Şimdi bu değişim talebi bu noktaya gelmişken, muhalefet seçime ilk kez avantajlı ve önde başlamışken, seçimin kaybedilmesi kuşkusuz böyle bir en azından sonuç üretirdi. Yani toplum açısından bu sonuç üretilirdi. Ama örgütlü partiler açısından bu böyle olmamalıydı kuşkusuz. Bir iç değerlendirme yapılır, bir muhasebe yapılır ve bunun adımları atılırdı. Yani bu bir aylık, bir buçuk aylık, işte siz 40'ı çıktı diye ifade ettiğiniz 40 günlük meselede daha hızlı hareket edilip hani hava dönülebilirdi. Çünkü Mehmet Şimşek'in rasyonel politikaları. Evet. Biz bunu 40 gün içinde gördük aslında. Kime rasyonel, kime irrasyonel. Yani toplumun önemli bölümüne rasyonel bir şey yok. Yani onun hayatını pozitif olarak değiştirecek, hayatını daha kolaylaştıracak. Hatta tersi Mehmet Şimşek'in bütün topluma verdiği vaazlar aslında sizin için iyi şeyler düşünmüyorum. Yani kemer sıkacağız, para politikamız değişecek. İstihdamda biraz kemeri daha... Kemeri yine orta gelirli, orta sınıf ve dar gelirli sıkacak. Tabii yani oradan vergide, adalet vesaire tüm hiç bunlardan bahsetmiyor. Biz bu yıkıntıyı esas olarak sermaye gruplarının üzerinden çıkaracağız. Onlardan alacağımız yüksek vergilerle bu meseleyi çözeceğiz falan demiyor. Tam tersi başka bir politika vaaz ediyor. Zaten problemin bir kısmı da o. Yani CHP'nin ya da işte hocam da ifade etti, altılı masanın rasyonel politikası bu olduğu için aslında başarısız oldu esas itibariyle muhalefet. Farkını koyamadığı için başarısız oldu. Yani o rasyonel politika dediğimiz şey, toplumun hangi kesimlerine sesleneceksiniz, hangi kesimlerinden yana davranacaksınız, orası önemliydi. Ama o başarısızlıktan daha büyük bir tehlike görüyorum ben şu anda. Tamam. Seçim yenilgisi, yani ne kaybedilen muhalif kesim için, ne ilk seçimdir ne son seçimdir. Ama şu anda şöyle bir şey değil mi? 2018 adam kazandı. Hepimizin canı sıkıldı değil mi? Yani Muharrem İnce çıktı. Büyük mitingler yapıldı vesaire. Muharrem'in en azından seçimin ikinci tura gideceği düşünülüyordu. Ama Muharrem İnce çıktı, adam kazandı dedi ve ciddi bir geriye çekiliş oldu. Toplum açısından da geriye çekiliş oldu. Tabii şimdikinden farkı, kazanma ihtimali muhalefetin daha güçlü olmasından da yıkıntı daha büyük oldu. Ben bunun partilerin bu durumda olmasına rağmen çok Türkiye'de çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Türkiye'de çok fazla toplumsal dinamik var. Kürtler var, sosyalistler var, işçiler var, kadınlar var, seküler hayatı sahip çıkanlar var. Ve bunların belli düzeyde partiler dışında küçüklü büyüklü organizasyonları var. Ve bunlar yaz ayı itibariyle aslında ekoloji mücadelesi dahil olmak üzere kendini gösterecek. Şimdi muhalefet bütün bu son 3 yılı toplumsal muhalefete sandık 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 dedi, aman ses çıkarmayın, aman bir şey olmasın, bir sandıkta değiştireceğiz dedi ve orayı geriye çekti. Ama şimdi önümüzde yerel seçimleri saymazsak ki onun dinamikleri çok farklı, konuşacağız onu da. 5 yıl boyunca sandık yok. Yani aslında yurttaş, örgütlü toplum ne yapacaksa o yapacak ve sahaya o haliyle çıkacak. Ben bu ruh halinin siyasi partilerde de çok uzun süremeyeceğini düşünüyorum. Çünkü toplum başka bir şey isteyecek Türkiye'de. Yani öyle bir seçimle geriye çekilebilecek, bu değişim talebinin bir seçimde %60'ların yok olacağını falan düşünmüyorum. Düşünmüyoruz. Orada mutlaka başka dinamikler devreye girecek ve girmeye başladın diye düşünüyorum. Hani bu CHP'deki iç huzursuzluk, İYİ Parti'deki iç huzursuzluk, bunlar durup dururken olmuyor. Yani kendi kitlesinin tabanının zorlaması yolu oluyor. Buradaki temel problem bence CHP açısından da İYİ Parti açısından da bunu kendi delegeleriyle, üyeleriyle çözmek. Türkiye'nin değişim talebi CHP'yi de, İYİ Parti'yi de, bütün partileri de aşan bir şey. Siz onlarla birlikte bir süreç örgütleyemezseniz bu sıkıntıları yaşarsınız zaten. Hani delege kimi seçecekse o olur dersiniz ve işin içinden çıkarsınız. Bu başka bir krizi, durumu yaratır. Ben hani çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Göreceksiniz bu yerel seçim gündemi daha yakıcı hale geldiğinde yine insanlar başka düzeyde yan yana gelecek ve daha politize bir pozisyon alacak bu partilere rağmen.
Hani Rusya olabilir mi? Tabi yani o ihtimal de var. Ama hiçbir şey değişmezse, her şeyi kabullenirsek ve sadece sandık demokrasisi diye bir şeyi uydurur ve her şeyi sandıkla ifade etmeye başlarsak Türkiye Rusya olabilir. Rusya'daki hikaye de sandık hikayesi. Burada bence muhalefetin en büyük problemi de meseleyi sandıkla çözmek, çözebileceğini düşünmesi. Aramızdaki tek siyasetçi. Siz de siyasetçiler neden depresyonda? Evet, muhalif seçmen depresyonda. Büyük bir yenilgi yaşadı. Peki siyasetçiler niye onlar için mücadele eden, onlar için sandığa çıkan kitleye bir öz eleştiri vermiyor? Niye ortada yoklar? Niye bir arada görüntü vermiyorlar? Siyasetçileri de siz anlatın bize. Şimdi şöyle, aslında doğru bir nokta. Esas mesele şu. Bir kere mevcut durumu doğru anlayıp, kabul edip bunu bir bireysel tartışma, kimin ne olacağı tartışmasından öte bir öz eleştiri sürecine dönüştürmek gerekir. Ben hep şu iddiadayım. Siyasi partiler eğer bu tartışmayı siyasi bir tartışma olarak yürütürlerse bu işten kazanç çıkarlar ve belki de krizden sıçrayarak çıkarlar. Ama bazen bu tartışma tersine dönüşüyor. İşte delegeler süreçleri, kongreler süreçleri, karşı konumlandırma süreçleri haline dönüşüyor ki bu siyasi partilere kaybettiren şeyler. Ben mesela şunu hep hayal ettim ve düşündüm. Kendi adıma söylüyorum bunu. Seçim bitti, bir açıklama yaptık, genel başkan açıklama yaptı ama oysa bir altılı masa vardı, bir ittifak vardı. Bunların kısa süreli de olsa ekiplerin bir değerlendirme yapıp topluma bir sorumlulukla bir açıklama yapması gerekirdi. Ya mesela şu normal mi? Bu, şimdiye kadar Kılıçdaroğlu ile birlikte görüntü veren tek lider Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ. Bu bana mı ilginç geliyor? Tam buraya değinmeye geliyor. Çok acayip anormal bir şey. Ya? Anormal bir şey. Bengi Hanım, tam da bu nokta. İşte olması gereken şey hani kitlelerin demoralize olmamasını sağlamak açısından ve yine umut olmaya devam etmek açısından başlangıç noktası bu altılı masanın hep birlikte topluma karşı hem bir öz eleştiri mekanizması harekete geçiren hem de nasıl değerlendiklerini ortaya koyan, bundan sonra da açık bir şekilde ne yapacaklarını bir kavgadan öte niyet olarak, yol haritası olarak topluma sunsaydı ki başka bir olgunlukta yürüyebilir, toplumu umutlanabilirdi. Şimdi ikinci nokta şu, bütün bunların hepsi olmadı. Uzunca bir zaman geçti. Her parti kendi içindeki tartışmaya yöneldi. Hatta bazen kendi içindeki tartışmaları aşmak için karşı partiyle tartışmaya da yöneldi. En büyük tehlike, Seda Hanım dikkat çekti, büyük tehlike olarak görüyor. Türkiye'de muhalefetsiz kalınabilir mi? Böyle birisi var tartışması. Evet, muhalefet böyle devam ederse var. Ama şunu biliyoruz ki özellikle Cumhuriyet Halk Partisi dinamiklerini değerlendirirsek Türkiye'yi muhalefetsiz bırakacak dinamiklere sahip değil Cumhuriyet Halk Partisi. Çok ciddi bir kültürü var, parti kültürü var. Dolayısıyla bu aşılacak bir süreç. Bu sürecin sonunda da toplumu yeniden moral kazandıracak, yerel seçimler öncesi iktidar olma iddiasını ortaya koyabilecek bir potansiyeli, havayı yaratabileceğine ben inanıyorum. Kaldı ki kurultaylar süreci CHP'de yaşanacak. İşte şimdi başladı. Mahalle delege seçimlerinden başlayarak bu hafta sonu başlıyor 3 Temmuz'da. Son itibariyle Eylül ayına doğru gider. Ama ben hep şu noktadayım. Bakın, bu tartışmayı da eğer CHP sadece kendi delegeleriyle çözmeyi denerse bir şey yaşamayabiliriz. CHP bu krizden nasıl çıkabilir? Ya da değişim sözünün anlamı nerede? Sorusunun cevabı şu. Biz bütün bu soruların cevabını CHP delegesiyle, CHP milletvekiliyle, CHP parti meclisiyle ararsak ve cevaplandırırsak yine zaten eskiden herkesin de aşina olduğu cevapları muhtemelen vereceğiz. Ama oysa şuna ihtiyaç var. Şimdi mesela CHP'nin eski genel başkanları konuşuyor, eski MYK üyeleri konuşuyor, eski milletvekilleri konuşuyor, deklarasyonlar yayınlanıyor. Bunlar şüphesiz önemi var, önemsiz değil. Ama benim açımdan şu daha önemli. CHP belki de Yaşar'ın bahsettiği muhalif damarlardan, farklı damarlardan beslenemiyor. Bu öz eleştiri yapmak zorundayız. Biz şimdi bu süreçte benim açımdan şu önemli, Özgür Karabat'ın konuşması kadar Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin sosyal demokrat bir partide yaşananlara, Türkiye'deki muhalefetin yaşadıklarına dair ne düşündüğü çok daha önemli açmak açısından. Ya da eğer kent yerel yönetimler yaklaşıyorsa mimar mühendisler odası, inşaat mühendisler odası, şehir plancılar odasının bu sürece ilişkin bakış açısı önemli. Demek istediğim şey şu, CHP kendi dışında kalan bir başka delegasyonla da görüşebilme, sonuç çıkartma yeteneğine kavuşmalı. Buna kavuştuğu andan itibaren daha güçlü bir muhalefet partisi haline gelebilir. Ama hiç biz, böyle bir iştah da görmüyoruz. Bunu işte yaratmaya çalışıyoruz şu anda. Biz dijital bir çağda yaşıyoruz. CHP'nin parti demokrasisinden bahsediyoruz. Ama çok daha büyük bir sorun var.
Türkiye'de bir siyasi partiler yasası var ve bütün partilerin en soldayım diyenin bile antidemokratik olmasını sağlayan bir siyasal partiler yasası var. Parti içi demokrasiyi konuşurken, partiye mesaj verirken hiç buraya mesaj vermemek, hiç buraya hedefe koymamak, kendi demokrasinin bahsedecek Türkiye'nin demokratikleşmesini hiç düşünmemek bence sorun çözmez. Dolayısıyla çok daha büyük tartışmalara konu başlıkları belirlenmiş, doğru modere edilmiş, muhatapları doğru belirlenmiş ve muhatapları sadece parti üyeleri olmayan, Türkiye'deki bütün muhalif kesimler ve demokrasi kesimleri bir araya gelme yeteneği olan bir süreci örgütlemeliyiz. Ben o yüzden kurultaylar sürecine, CHP'deki değişimin sağlandığı süreç olarak bakmıyorum kurultayın başlama sürecine. Tam tersi başlangıç noktası olarak görüyorum. Bu arada bu tartışmanın devam etmesi yerel seçimlere engel midir diye düşünürseniz bence engel değildir. Yerel seçimler konusunda oldukça tecrübeli bir siyasi partiye sahibiz ve şunu söylemeliyim ki kentlerde hala iktidarda olan bir partiye sahibiz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakarsanız kentlerde hala iktidarda. Cumhurbaşkanının bayramlaşma mesajında da belirttiği üzere İstanbul'da 25 ilçeyi kaybettik diyor. Bayramlaşma mesajında bunu görüyor. Şimdi evet 52 kaybettik, bunu bir kabul edeceğiz ama 48'in bir anlamı var. Bunu da kabul edeceğiz. Bir ittifak oluşturduk, eksiklerini kabul edeceğiz. Süreçte olan hataları göreceğiz. Ama bu ittifakın Türkiye siyasetine kattıklarını yekten, tümden reddetmek doğru bir kültür değil. Doğru tamam. bir anlayış değil. Bunu görmeliyiz. Bir kazanım var bu noktada. Ve morallenmemiz için, evet üzüldük çünkü kazanmak istiyorduk. Üzülmeyen birisi varsa bence yanlış adamdır. Çünkü kazanmak istedik, kazanacağımıza inandık, fikrimizin doğru olduğunu inandık ve üzüldük. Fakat politik insanlar bu süreçleri atlatabilen insanlardır. Az önce bahsettim, evet kendimiz tartışacağız, seçmenimize buradan kanallar yaratacağız ve netice itibariyle bu süreci aşacak mesajı vermenin temel yolu şu, biz kararlı olacağız. Bunun yolu şu, yenilmedik demek değil, yenildik ama yine devam ediyoruz diyebilme kararlılığını göstereceğiz. Ve herkes bir milletvekili olarak Özgür Karabat ya da bir genel başkan yardımcısı ya da bir belediye başkanı oturduğu koltuğun kendinin olmadığının farkında olarak bu mücadeleye devam edecek. Bu kültürü değiştireceğiz. Yani siyasette kararlarımızı, tercihlerimizi şekillendirirken ben ne olurumdan öte bu süreçte özellikle Türkiye ne oluru daha çok hassas düşüneceğiz. Ve bu kararlılık CHP'nin dinamiklerinde, damarlarında var. Ben şunu görüyorum ya, beni arayan parti üyelerinden göre ilçe başkanlarını ziyaret ediyorum. Bakın ilçe başkanının birisi bayramlarda ziyarette bulunmuş. Sordum ne diyor seçmen sana dedim. Park park gezmiş. Çok da tebrik ediyorum ilçe başkanımızı. Bahçeliler ilçe başkanı. Yerel seçimleri sakın kaybetmeyin, sizinleyiz diyor. Seçmen hala bunu söylüyor. Sokakta parkta oturan vatandaş söylüyor. Bizden daha moralli, bakın söyleyeyim. Bence aşılması gereken nokta. Bizim konuştuğumuz sorunu, çarşıda, pazarda, kahvede, anlamlı. Takside benim ağırlıklı olarak duyduğum hayatta bir daha da sandığa gitmem. Evet. Ne halleri varsa sorunuz görsünler. Sorunuz çok anlamlı. Siyasetçiler moralini aşmalı. Vatandaşla buluşmayı denemeli. Vatandaş bana tepki gösterir diye çekinmemeli. O tepkinin anlamlı olduğunu bilmeli. Ben böyle düşünüyorum. Bana gösterilen her tepki anlamlı ve benim kazanmama yol açır. Vatandaşla buluşmaktan çekinmemeliyiz. Hele söz söylememekten hiç çekinmemeliyiz. Bir de böyle bir şey var. Şimdi aman partiye zarar gelmesin, konuşmayalım. Evet. Bence genel başkanlık tartışmasında bile genel başkanı en çok sevenler ve en çok fayda sağlayacaklar bu partiyle ilgili fikrini söyleyenlerdir. Çekinik duranlar Türkiye siyasetine ve partiye hiçbir şey katamazlar. Kendi düşündüğünü açık bir şekilde söylerler. Söyleriz. Bunlar doğru model edilir. Kurultay süreçleri var. Başka bir süreçler. Neticede kazanırız. Ben partimizin eksikleri olduğunu parti meclisine de söyledim. Bakın şöyle bir tartışma yürümez. Tek başına bir genel başkanlık tartışması. Genel başkanlık tartışması anlamlı, anlamsız değil. Ama politikadan bağımsız, politikalardan bağımsız ya da bir Seda Hanım'ın deyimiyle vizyon tartışmasından bağımsız bunu yürütmek çok anlamlı değil. Bunları at başı yürütmek durumundayız ve birlikte yürütmek zorundayız. Şöyle bir gerçeklik de var. Bütünle söylüyorum, eğer politikayı değiştirecekseniz kadro değişmeden de bunu sağlayamazsınız. Yani aynı kadroyla aynı sonuç alırsınız dedim ya, kadrolara değişim de muhakkak gereklidir. Bunların nasıl olacağını hiç çekinmeden söylememiz gerekir. Bakın ben söylüyorum. Şu anda milliyetçi oyların toplamı Türkiye'de, otoriter oylar diye nitelendirdi Tarık Bey. Milliyetçi oyların toplamı Abdullah Öcalan'ın yakalandığı zamandan daha yüksek şu anda. Peki o zaman biz sorgulamamız gerekmez mi? Biz sosyal demokrasiyi savunan, daha demokratik tavır olan bir parti olarak